Evet, 11. sınıflar. Burada kalmıştık. Devam edelim. Ben az evvel bunları daha geniş bir alana taşıdım arkadaşlar, soruları. Fakat 5. soruyu taşımadım. Çünkü 5. soruyu hemen yapıp geçelim isterseniz. Kolay bir soru. AB arasındaki uzaklıktan kastı arkadaşlar. Şu şekilde gösterebiliriz kolaylıkla. Burada bizim yardımcımız kim olacaktı arkadaşlar? Pisagor teoremi burada bize yardımcı olacaktı. Çünkü bakın, yataydaki mesafe ve dikeydeki mesafeyi koordinatlar yardımıyla kolayca bulabileceğim. Apsisler arasındaki farka bakıyorsunuz. Eksi 3'ten artı 4'e, yani 7 birimlik bir fark var arkadaşlar yatayda, değil mi? Şu kenar 7 birim uzunluğunda. Düşeye baktığım zaman 2'den, pardon, eksi 2'den artı 1'e, yani 3 birim mesafede de bakın şöyle düşey mesafesi var. Pisagor teoremi ne diyordu arkadaşlar? Kök içine alıyorduk, değil mi? Buradaki hipotenüs mesafesi kök içinde 7'nin karesi 49, 3'ün karesi 9. 49 artı 9'dan 58 deyip geçiyorum arkadaşlar. Kolay bir soru. Hadi başlayalım. Evet, bir abacın ABCD dörtgeni varmış arkadaşlar. Koordinatlarını biliyoruz. Kenar uzunluklarını istiyor bizden. Şimdi bakın. Nasıl yapacağız bunu? Başlıyorum. AB uzunluğu eşittir. Şimdi AB'den başlayalım arkadaşlar. Bu arada bir dörtgen düşündüğünüz zaman herhangi bir dörtgen şöyle bilerek böyle bozuk yapıyorum. Hatta bu da biraz yamuğa benzedi. Şey, parlak yamuğa benzedi, evet. Benzemesin. Bu da benzedi. İstesem yapamam herhalde. Yani böyle bir dörtgen arkadaşlar. Herhangi bir dörtgen. Bakın, A noktası, B, A köşesi, B köşesi, C köşesi ve D köşesini düşünün. Bakın gördüğünüz gibi AC'ye ihtiyacım yok ya da BD'ye ihtiyacım yok. Neye ihtiyacım var? AB, BC, CD ve DA'ya ihtiyacım var diyebilirim arkadaşlar. O zaman AB'yi buluyorum. Kök içinde diyorum. Arkadaşlarım, eksi 2, 1. Bakın, bundan bunu çıkarıyorum. Tamam mı? Eksi 2'den 1 çıkardım. Eksi 3. Değil mi? Eksi 2'den 1 çıkardım. Eksi 3. Bir de karesini alacağım. 9 o zaman. 9 birim. Artı. Yine aynı şekilde. Bundan bunu çıkarıyorum. 1 eksi 3 ne yapıyor? Eksi 2. Karesini alıyorum. Artı 4. Yani AB mesafesi nedir? Kök içinde. Karekök içinde 13'tür. Sıradaki BC. Evet, bu sefer C'den hop. Bu sefer C'den B'yi çıkarıyor. Dikkat edin. Evet. 2'den eksi 2 çıkarıyorum. 2'den eksi 2 çıkarsam ne olur? 4 olur. Karesini aldığım zaman 16. Şimdi ne yapıyorum? 1'den 1'i çıkarıyorum. Evet. 0. 0'ın karesini aldığım zaman zaten 0. Karekök içinde 16 dışarı zaten 4 olarak çıkar. Bitti arkadaşlar. Yani burası karekök 13'müş. Burası karekök yok artık. Tam kare bir sayıdır. 16 dışarı 4 olarak çıkar. 4. Hemen bakalım CD mesafesi. Evet. CD yani D'nin koordinatlarından C'nin ikileri çıkaracağım, değil mi? Eksi 2'den 2'yi çıkardım tekrar. Yine eksi 4. Karesini aldığım zaman yine 16. Artı. Tekrar eksi 2'den 1'i çıkartıyorum. Yani eksi 3. Karesini aldım. Artı 9. Eksi 16 artı 9 25. Kök içinde değil mi? 25. Dışarı nasıl çıkacaktır? 5 olarak. Son olarak DA. Evet. Burada bulduk arkadaşlar. Burası da 5'miş. DA. D'den A'yı çıkaracağım arkadaşlar. Evet. Önce yani D'nin koordinatlarından A'nın ikileri. Yani eksi 2'den 1'i çıkardım. Eksi 3 karesini aldığım zaman 9 artı tekrar eksi 2'den 3'ü çıkardığım zaman eksi 5 karesini aldığım zaman 25 toplam zaman ne yapıyor? Karekök içinde 34 yani burası da neymiş? 34'müş. Bir de kendiniz yapın. Sınıfta birkaç kişi zaten sanırım gereken
özeni veriyor ama hani başlamak için güzel bir konu bu da. Kolay sorular. Biraz da geometriyle beraber olduğu için daha somut, daha anlaşılır gelebilir size. Evet. A ile B noktası arasındaki uzaklık 5 birimmiş. Buna göre M'nin alabileceği değerlerin toplamı. Bakın M kaçtır demiyor da alabileceği değerler diyor. Demek ki birden fazla değer var M'nin alabileceği arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyordum? AB arasındaki uzaklığı nasıl yapalım arkadaşlarım? M'den eksi 3 çıkaracağım. Yani M'den eksi 3 çıkardığım zaman neye dönüşecektir? M artı 3'e dönüşecektir, değil mi? Seni şununla yormak istemiyorum bak. Yani şununla yormak istemiyorum seni. Gerek yok. Yani hemen gör onu. M artı 3'ün karesi artı 1 eksi 1'in karesi. Dikkat et. Şunlar değil mi? 1 eksi 1'in karesinden yani 0'ın karesi. Şimdilik yazalım. Evet. Bu mesafe neye eşitmiş arkadaşlar? 5'e eşitmiş. 5 birimmiş. Tamam. Öyle ise şimdi arkadaşlar kare var, kök var. Değil mi? Burada da sıfırın karesi var. Sıfırın karesi zaten bir işe yaramıyor. O zaman önce şunu bir yazalım. Şurada bir şey göstereceğim size. Sadece sıfırın olmadığı bir şey ifadeye yazalım. Evet. Şimdi ne demek arkadaşlar? Bu ne demek? Bakın burada bu sefer bunu şöyle çözelim. Derste de yaptık ama farklı bir şey göstereyim size bunda. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz karekök içindeki bir değer dışarı çıkarken sadeleşse bile kare ve kök birbirini götürse bile dışarı çıkan ifade m artı 3 olarak değil mutlak değer içinde m artı 3 olarak çıkıyordu. Değil mi? Peki bu ne demektir bu? M artı 3 5 de olabilir. Değil mi? Veya m artı 3 ne olabilir başka? Eksi 5 olabilir. O halde artı 3'ü karşıya atarsam m eşittir 2 olabilir. Veya m eşittir ne olabilir? Artı 3'ü karşıya attın eksi 3 olarak geçti. Eksi 8 oldu. Evet. Bana bu değerlerin toplamını sorduğu için top m diyorum. 2 ile eksi 8 toplarsanız ne olur arkadaşlar? Eksi 6 olur. Bu da bu kadardı. Evet, y ekseni üzerinde diyor arkadaşlar. Y ekseni üzerinde ne demek y ekseni üzerinde? Hayal edin. Biliyorsunuz dışı olan y ekseniydi. Y ekseni üzerindeki noktaları düşünün bak. Mesela şu noktayı, şu noktayı, şu noktayı. Hepsini düşünün yani. Nedir burada? Bütün bu siyah noktalarda nedir? X değerim neye eşittir? Sıfıra. Çünkü bakın yatayda yani sağda ve solda bir mesafem yok ki. Demek ki X'teki değerim sıfır zaten görünüyor arkadaşlar. O zaman y eksen üzerinde bir A noktası olduğunu biliyorsak biz bu A noktasının koordinatını şöyle modelleyebiliriz. X değeri sıfır olduğu için sıfıra y diyelim. Değil mi? A noktası sıfıra y gibi bir nokta olsun. Değil mi? Şimdi bu şu demektir. Bir A noktası var. Koordinatları sıfıra y. Bunun evet, bunun P'ye ve R'ye uzaklıkları eşit. Değil mi? Model ettiğimiz zaman. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? Sırasıyla AP ve AR uzunluklarını bulmamız lazım. Ve bulalım arkadaşlar. AP uzunluğunu bulalım kolayca. Eksi 2'den 0 çıkarıyorum. Eksi 2'dir. Karesini aldığım zaman 4 artı. Eksi 3'ten y'yi çıkarıyorum değil mi? Yazalım. Eksi 3'ten y'yi çıkarıyorum ve karesini alıyorum. Bu kadar bu. AR'yi bulalım. Evet. 1'den 0 çıkarıyorum. 1'in karesinden 1 artı. Eksi 2'den y'yi çıkarıyorum. Eksi 2'den y'yi çıkarıyorum ve bunun nesini ne yapmam lazım? Karesini almam lazım. Demek ki arkadaşlar işte birbirlerine eşit olanlar bu kök içindeki bu ifadeler birbirine eşit. Bunlar kök içindeyken birbirlerine eşitlerse eğer
Her ikisinin de karesini alsam, hem bunun karesini alsam, o zaman eşitlik korunmaya devam eder. Çünkü sayılar zaten bunlar birbirine eşit şu haldeyken. Karesini alınca yine birbirine eşit olacaklar. O halde almışım gibi davranayım. Karelerini aldım şu anda her ikisinin de. Evet. Burada arkadaşlar çok meşhur bir özdeşliği kullanacağız. Bakın hep var. Her zaman hayatımızda. AXB'nin parantez karesi nedir? A kare eksi 2AB artı B karedir. Şimdi bunu kullanarak. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı A çarpı B. Evet. Ne yapacaktır burası? Artı 6y değil mi? Artı 6y artı ikincinin karesi yani y kare. Evet. Eşit olması gerekiyor. Alttakinin karesini aldığımız zaman 1 artı 4 artı 4y artı y kare. Yani arkadaşlar bu 9 yıldan beri sürekli konuştuğumuz şeyler bunlar. Artık bunları mesai harcamak istemiyorum. Bunları bilin. Bana bir iyilik yapın. Tamam mı? Evet. Denklemi kurduktan sonra denklemler terazidir biliyorsunuz. Ve terazinin solunda ve sağında aynı ifadeler varsa, aynı terimler varsa bunları yok etmek mümkündür. O karmaşık y karelerden kurtulduk böylece. Son olarak 9, 4, 4, 9 daha 13. 13 artı 6y. Eşit olması gerekiyor. Buraya baktığım zaman 5 artı 4y'ye. Kolayca artık biliyorsunuz yani. Buradan sonrasına gerek yok aslında da. Evet 2y eşittir. Eksi 8. Buradan da y eşittir ne gelecektir? Eksi 4. Demek ki ordinatı eksi 4'müş. Evet 4'e bakalım. Bu sefer x ekseni üzerinde. Bu sefer x ekseni üzerindeyse sen bunu yorumlayabilirsin. X ekseni üzerindeyse kimlerden bahsediyor? Şu noktalardan bahsediyor. X ekseni üzerindeyim. Ve bütün bu noktalarda nedir arkadaşlar? Bakın gerçekten de y değeri sıfırdır yani. Düşeyde bir değerim yok. Sıfır. O halde bu b noktasını ben nasıl gösterebilirim? Bu sefer x'e sıfır olarak. Değil mi? Yatayda bir değerim var ama düşeyde hep sıfır. Demek ki b x'e sıfır gibi bir nokta. Aynı şekilde arkadaşlar o zaman buluyorum. BM mesafesini bulalım. M'den B'yi çıkaracağım. İkinciden birinciyi arkadaşlar çıkarıyorum. Eksi 2 eksi x'in karesi artı 0 eksi 1'in karesi. Yani 0 eksi 1 eksi 1'dir. Karesini aldığı zaman 1. Bunu tabii kök için alıyorum. Evet. B neyi bulalım? Aynı şekilde 2 eksi x'in karesi artı 0 eksi eksi 3. Dikkat et. 0 eksi eksi 3 yani artı 3. Artı 3'ün karesinden 9 yapacaktır. Demek ki bunlar birbirine eşit. Ve bunlar birbirine eşitse bunların karesini aldığım zaman o karesini aldığım zaman da birbirlerine eşit olacaklardır. Karelerini aldığım zaman artık yani bunlar yokmuş gibi düşüneceğim. Yani şu bunlar yokmuş gibi düşünebilirim. Eşit oldukları için. Evet. Eksi 2 eksi x'in parantez karesi 4 artı 4x. Artı x kare. Artı 1. Şunu da yapmadım arkadaşlar. Artı 1. Eşit olması gerekiyor neye? 4 eksi 4x artı x kare artı
9'a. Yine terazi arkadaşlar. Bu x kareler gitti. Hatta 4'ler de var. Bunlar birbirine götürebilir. Ne kaldı geriye bakalım. Eksi 4 x'i karşıya atalım. Evet. 8x eşittir. Buradaki artı 1'i karşıya atalım. Eksi 1 olarak geçer. 8x 8 eşitse buradan da x değerimiz ne geliyor? 1. Bu kadar. 6'ya bakalım. A, C'nin orta noktası. Arkadaşlar bunda problem yok. Bakın. A ve C'nin orta noktası ne demek arkadaşlar? A ve C'nin orta noktasına P diyelim. P İngilizce'de zaten biliyorsunuz point, nokta demektir. O yüzden genellikle P harfini kullanırız. P noktasının koordinatları çok basit arkadaşlar. Toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Mesela burası 4, burası B ya. Yani absis o zaman B artı 4 bölü 2. Ordinat A 6, topluyorum 2'ye bölüyorum. A artı 6 bölü 2. Evet. Şimdi P dedim ama aslında o P noktası zaten B'ymiş arkadaşlar. Orta noktası zaten bu. O halde ben bunu P, şimdilik hiç uzatmayayım. B deyip geçeyim. O zaman ne olmuş oldu? Demek ki şu 10 şurası. Orta nokta değil mi? 12. Demek ki bu da 12. O halde iki tane denkleme ulaşıyorum bakın buradan. Ne o denklemler? B artı 4 bölü 2 eşittir 10 ise buradan B artı 4 eşittir 20'ye, buradan da B eşittir 16 gelir. Ayrıca bakın farklı bir ise yapmıyorum. Aynı isenin içinde yapacağım. A artı 6 bölü 2 eşittir 12 idi. Değil mi yukarı göre? Buradan A bölü 2 karşıya çarpma olarak atıyorum. A artı 6 eşittir 24'e. Buradan da ne gelir? A eşittir 18. Bize A artı B sorulduğu için topluyorum ikisini. Evet. A artı B diyorum eşittir 34. Evet. Bir doğru parçasını belli bir oranda bölen noktaların koordinatları. Burada arkadaşlar bir takım karmaşık ifadeler var. Bunları sizin açınızdan nasıl göründüğünü biliyorum. O yüzden biraz sapabilirim. Bir tane yapalım. Kaç dakikamız oldu? 18. Fazla uzatmam arkadaşlar. Belki bundan sonra bırakırım. Diğer videoda devam ederiz. Evet. Şimdi bir A noktası var. 6'ya 2, 12 eksi 4. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Demek ki B daha sağda. Çünkü absisi 12 ya. Demek ki daha sağda. Ordinata bakıyorum. Birisinin 2, ötekinin eksi 4. Demek ki bu B A'ya göre hem sağda hem aşağıda olduğu için şöyle bakın. Şöyle yapacağım. A'yı burada tanımlayacağım. A'nın yerini burası olarak belirliyorum. Varsayıyorum. B'nin yerini de burası olarak. Evet. Şimdi bize diyor ki bir C noktası varmış ve AC'nin CB oranı 2'ymiş. O zaman demek ki C noktasını şuralarda bir yerde varsaymak mantıklı. Çünkü iki katı bakın. Yani AC, CB'nin iki katı olduğu için buraya K dersem buraya ne diyebilirim? O zaman 2K diyebilirim. Şimdi ben farklı olarak arkadaşlar bunu vektör olarak göstereceğim. Vektör. 2K vektörü ve K vektörü. Şimdi bu basit, çok basit bir şekilde benim sonuca ulaşmamı sağlayacak. Bakın nasıl? Şimdi öncelikle vektörü hatırlayalım. Vektör sizi ne yapar arkadaşlar? Bir noktadan diğer noktaya taşır. Peki siz 6, 2 noktasından yola çıkıp 12, 4'e nasıl varırsınız? Bunu nasıl bulursunuz arkadaşlar?
Çok basit. Koordinatları birbirinden çıkararak bulursunuz. Bakın, buradaki AB vektörü nedir? B'nin koordinatlarından A'nın koordinatlarının çıkarılmasıyla bulunur. Yani 12'den 6'ya çıkardım. 6. Eksi 4'ten 2'yi çıkardım. Eksi 6. Öncelikle. Peki bu AB vektörü aynı zamanda neye denk? 3 tane bizim varsayımımıza göre bakın. 3 tane K vektörüne denk. Güzel. Evet. 3 tane K vektörü buna eşitse 1 tane K vektörü nedir? 1 tane K vektörü 2'ye eksi 2'dir. Peki bir tanesi 2'ye eksi 2 ise 2 tanesi nedir? 4'e eksi 4'tür. Bitti arkadaşlar. Çünkü bakın adım 1 dersen buraya, adım 2'de. Ben eğer A noktasına 2K vektörünü eklersem neye ulaşıyorum? C noktasına ulaşıyorum. Hatta tersine olarak mesela B'den de K'yı çıkarırsam yine C'ye ulaşırım bu arada. Neyse A'dan A'ya 4'e eksi 4'e ekliyorum arkadaşlarım. O zaman diyorum ki bakın C noktasının koordinatlarını bulurken 6'ya 4 ekledim. 10. Unutma. Yani şöyle göstereyim. 6'ya şu 4'ü ekleyeceğim. 2'ye de şu eksi 4'ü ekleyeceğim. Ve C noktasının koordinatlarını bulacağım. 6'ya 4 ekledim. 10. Evet. Başka? 2'ye eksi 4 ekledim. Ne oldu? Eksi 2. Bu kadar. Evet. A'ya 2K vektör ekledik. Ve buraya ulaştık. K vektörü de böyle. Bunun zor olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Videomuzu bitirelim. Evet. Hadi karar verelim. Eksi 4, 8. Demek ki N daha sağ tarafta kalıyor. 8, 2. Demek ki N aşağıda kalıyor. Demek ki yine aynı şekilde arkadaşlar. M yukarıda, N aşağıda falan filan. Evet. M noktasının koordinatları eksi 4'e 8. N noktasının koordinatları 8'e 2. Aslında burada yapman gereken videoyu durdurup, hatta yani istersen kapat git yani, birkaç fikir al. Videonun 2 dakikasını izle, ondan sonra git yarım saat boyunca başka bir soruya uğraş. Mesela buna uğraş mesela, kendin uğraş. Evet, 3MP eşittir 2PN. Bu ne demektir? Nasıl, bunlar kaç işleniyor? 6'da işleniyor. O zaman buna 2K dersem, buna ne diyeceğim? 3K diyebilirim mesela. Vektör olarak gösteriyorum. 2K, 3K. O zaman kime yakın? M'ye yakınım değil mi? M'ye biraz daha yakınım. Hatta şöyle yapabilirim belki de. Evet. Burası 2K vektörü. Burası da 1 bölü attım bilmiyorum. Belki biraz ağır bir kolaylaştırmak istemişimdir. Burası da 3K vektörü. Şimdi basitçe arkadaşlarım. MN'yi birleştiren vektörü bulalım hadi. MN vektörünü bulalım. Nedir MN vektörü? 8'den eksi 4'ü çıkardım. 12. 2'den 8'i çıkardım. Eksi 6. Çok güzel. Şimdi bu neye eşit? 5 tane K vektörüne eşit o zaman. Baktığımız zaman değil mi? 2K, 3K, 5 tane K'ya eşit. Peki 5 tane K buysa bir tane K vektörünü bulalım. Bir tane K vektörü nedir? 12 bölü 5 eksi 6 bölü 5. Pekala. Şimdi K'yı bulduktan sonra bana lazım olan K değil 2K arkadaşlar. O zaman 2K bulalım. Hepsini 2 ile çarpıyorum biliyorsunuz. 24 bölü 5 eksi 12 bölü 5.
Kabaca tanımlarsam, aslında kabaca da değil, gayet yani çok bundan daha iyi bir ifadesi olamaz aslında bunun. M noktasından yola çık. 24 bölü 5 birim sağa git. 12 bölü 5 birim aşağı git. Nereye varacaksın? İşte o P noktasına varacaksın diyor arkadaşlar. Zaten bunu kendinizde düşünürdünüz aslında. Şöyle ismini verdiği unutmayalım. P noktası. Evet. Şimdi son olarak buraya adım bir diyelim tekrar. İkiyi bulduktan sonra artık P noktasını belirlemek çok kolay. Ne yapıyordum hatırlayın. Eksi 4'e bu 24 bölü 5'i ekleyeceğim. 8'e de şu eksi 12 bölü 5'i ekleyeceğim. Olayı bitireceğim. Eksi 4 artı 24 bölü 5 virgül. Diğer taraf ne? 8 artı eksi 12 bölü 5. Yani 8 eksi 12 bölü 5. Buradan tabii böyle bir şey olabilir mi yani? Baksana ne kadar karmaşık gözüküyor. Bunun yerine bunların içerilerinin değerlerini bulalım. P noktasının koordinatları. Kolay yolu şu x'in çarpıyordum. Eksi 20 artı 24 daha 4. 4 bölü 5 virgül. 8 kere 5 40. 12 çıkardım. 28. 28 bölü 5. Yani 4 bölü 5'e 28 bölü 5. Bakalım öyle mi? Sadece apsis sormuş galiba değil mi? Tamam, sorun yok. Ve bu sefer dıştan bölecek arkadaşlar. Diğer derste dıştan bölmeyi yapalım. Video daha fazla uzamasın. Hadi görüşmek üzere.